İsrail'in her geçen gün artan zulmü ve kadın çoluk çocuk demeden soykırımı aralıksız devam ediyor. Peki İslam alemi bu duruma karşı neden kayıtsız, neden herhangi bir ses çıkarmıyor? İşte bu soruyu kameraman arkadaşımla biz soracağız. Siz cevap vereceksiniz. Söz milletin başlıyor. İsrail'de bir bakan dedi ki biz o bölgeye atom bombası atmakta geç kaldık dedi. Bu dünyanın sonu olmaz mı? İsrail ne hedefliyor? Muhakkak ki dünyanın sonu olabilir ama benim küçük aklımla onların yaptıklarını anlamam mümkün değil. Pek insanlığa soğan hareketleri yok. Ama şunu da unutmamak lazım. Batı Şeria'dakiler, Gazze'dekiler daha önce bizim Osmanlı zamanımızda da bize karşı da bir hataları vardı. Şunu da unutmamak lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Rumlar için, yani bizim için işgalci diyor. Şeyde de yoktular. Söyle. Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda da Ermenileri desteklediler. Valla bu işin neresinde olacağımızda yani bizi yönetenler, akil insanların karar vermesi daha uygun. Hepsine bakacaklardır. Ama yine de kadın, çoluk, çocuk ölmesi, bunu hiçbir zeminde meşru sayamayız. Yani kedi bile ölmesin. Yani bırak çoluğu, çocuğu, kedi bile ölmesin. Yani canlılar niye ölsün ki? Birilerinin menfaati, birilerinin savaşı için. İslam alemi bu durumda bir türlü birleşemiyor. Niye birleşemiyorlar? Niye sesleri çıkmıyor? İslam alemi önce Türk'le birleşmesi lazım ki bir olsun, birleşebilsin. Türk'le birleşmediği için kendi aralarında zaten ayrılar. O yüzden birleşemiyorlar. O yüzden İsrail de orada borusunu öttürmeye devam ediyor. Muhakkak ki. Peki çözüm öneriniz ne? Ne yapmamız lazım? Dünya olarak ya da uluslararası siyasette ne yapmamız lazım? Valla şimdi işin derinini o kadar bilmiyorum. Yani bize söylenenlerle, anlatılanlarla yaşadıklarımız farklı şeyler. Biz dışarıdan yüzeysel bize ne yazarlarsa onu okuyoruz. Ama dünya basınını okuduğun zaman sende yazılan bir başka bir yerde bir başka bir şekilde yazıyor. O yüzden onu da yönetenlerin karar vermesi lazım. İsrail istediği gibi oyunu yapıyor. İslamiyet sadece şu anda Araplardan görmüyoruz. Sadece İslamiyet şu anda Türkiye'de, Türkiye'nin omuzunda. Filistin'in derdi tek üzenen bir Recep Tayyip Erdoğan el atıyor. Türkiye el atıyor. Başka herhangi bir İslam ülkesi el atmıyor maalesef buna. İsrail'in oradaki planı ne? Niye herkesi, çoluk çocuk ya da sivilleri öldürüyor? Siyonist Yahudidir. İsmi İsrail'in oyunu Türkiye'dir, İran'dır. Bu Müslümanları ortadan istediği gibi oyunları Siyonist'tir yani ismi. Bu kafir şeyleri yani İslamiyet gözü Türkiye'dir. Türkiye'nin toprağındadır maalesef. Şu an yani Türkiye'nin topraklarında yüzü var. Peki İslam aleminden bir ses çıkmıyor. Eğer İslam alemi uyansa ne olur? Sonuç ne olur? Sonuç istediği gibi yani sonuç sahada zaten istediği gibi kafirler korkuyor yani İslamiyet'ten. Şimdi İslamiyet açısında Müslüman olarak savaşladığı zaman bir Yahudi İslam'dan korkar. Müslüman buna saldırdığı zaman ya diyor ki ya ben şehit olurum ya da gazi. Yahudi öyle değil. Yahudi ölümden çok korkar. Maalesef şu anda yani Müslümanlar tam tersini yapıyorlar yani. Yani iman zayıf noktasından dolayı böyle oluyor. Abi İsrail bölgeye atom bombası atmak istiyor ve vahşeti daha artırmak istiyor. Bunun sonucu ne olur? Sonucu ne mi olur? Sen biliyorsun sonucu. Söyle bize, biz de öğrenelim. Sonucu ne olacak? Buraya bir bomba patladı mı dünyanın sonu işte bu. Ona doğru gidiyor. Biz halen daha uyanacağız. İslam'ı doğru yaşamadık ki. Anladın? Bütün kabahatler 1,5 milyar insan bir uyansa var ya onları affedersin. Çünkü olman orada boğar. Nerede? Bir Türkiye'den ses çıkıyor. Başka bir yerden çıkıyor mu? Zaten hedef Türkiye. Hayalleri var zaten. Büyük Orta Doğu projesi diye uydurma bir hayalleri var. Ama İslam alim ona karşı da sessiz. Çok sessiz hem de. İnşallah uyanırlar. Niye sessiz duruyor İslam alim? Ya zaten onların müstemlekesi altında yaşıyorlar. Paralar onlarda. Alışverişi onlarda. Kafa kaldıramazlar ki. Aynen. Şimdi Suudi Arabistan. Şimdi bir de onlara para, İsrail'e mermi vermeye gerek yok ki.
Yine bir şey verdim ama. Tabii verdin canım. Evet. Peki o bölgedeki hayali ne İsrail'in? Arzu mevut diyorlar ama onun için çok büyük çaba sarf ediyorlar. Ne hedefleri var? Sonrasında ne olacak? Abi ne olacak? Orada petrol var. Başka hiçbir şey yok ki yani. Ama bahşedilmiş kutsal toprak diyor onlar. Ya onlar o Tevrat'tan bir şeyler çıkartıyorlar. Ham başları onlara diyor ki helaldir bu çocukların kanını dokunmak. Bir şey mi yok ya? Rezillik. Ötesine geçti şimdi bu iş. Uydurma bir din var ortada. Onların uydurdukları aslında Tevrat'ta yazmayan Hazreti Musa'nın söylemediği uydurma bir din. Aynen öyle. Ve bunlar bu dine inanıyorlar maalesef. İnanıyorlar tabii. Ama biz halen daha uyuyoruz. Uyumaya devam. Maalesef. Nasıl uyanacağız? Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Bizim MİT şu anda orada. Evelallah orada. Öyle zannediyorum. Yakında biz de gireriz. Yahu girmesen sana girecek de kardeşim yani bunun şeyi yok, lamedemi yok. Ben Türkiye'nin yerinde olsam 50'den üstünü komple oraya gönderirim. Bu da zor olur tabii. Niye zor olacak ya? Siz gider misiniz? Vallahi giderim öyle bir yol olsun ya. Neye gitmem. Benim amzam 90 yaşında kimliğini, çantayı kaybediyor kimlik dönmesinde. Bak bizde öyle insanlar var ki şimdi onu 50 yaşına bir adam alamaz 90 yaşına insanın kimliğini. Ona yakın. Misal 70 yaşına alabilir. Ne oldu biliyor musun? Amzamın kimliği Çeçenistan'dan çıktı. Evet. Mezarı bile açtılar burada. Tabii davetli çocuklar yani benim babam ölmüş filan tarihte mezarı burada. İş on. Maalesef işte bu durumlar bizi bu hale getiriyor. Yani. Öyle imanlı insanlar var ki bak adam ne yolu buldu değil mi? Evet. Hele bir serbest baksala var ya sana yemin ediyorum abi meydanlar dolar gider yani. İsrail'in yaptığı insan yani insanlığı sığmayacak bir şey. O Gazze'deki İsrail'deki insanlar yazık yani savunmasızla. Rabbim güç kuvvet versin. Yani zalimler için yaşasın cehennem denilen buydu işte. Bir de bölgeye şu anda atom bombası da atmaya hazırlanıyor. Yani vahşetin dozunu iyice artırıyor. Ne olur o bölgeye atılsa bir atom bombası? Ben atılacağını hissetmiyorum. Atmazlar yani. O cesareti bulamazlar bence. Zaten şu an yapılacak en büyük şeyi yapıyorlar. Karayollarına girmeyecekler. Hı hı. Ama ben Allah sabır versin diyorum Müslümanlara. Hı. İşte tek sıkıntı sadece Türkiye yalnız kalıyor. Bütün Müslümanlar bilirse bu iş çok basit ama herkes çekindiği için bir hamlede bulunamıyor kimse. İslam alemi çok sessiz bu manada. Evet. Eğer gerçekten sesi çıksa ne olur? Yani o zaman bir birleşimde İsrail, Amerika hepsi birden geri çekilir. Ve bölgede aslında çok etkin rol oynar ama ses çıkmadığı için onlar da rahat rahat istediklerini yapabilir. Aynen, atını oynatıyorlar. Aynen. Peki İsrail'in oradaki hedefi ne olabilir? Toprakları almak, hepsini ele geçirmek. Sonra Mısır'ı geçecek. Yani adım adım yürüyecek. Bütün Müslüman aleminde en son elini geçirmeye çalışıyor. Bunlarda zaten vicdan... Kan yok. Tabii belki İran'a kadar Suriye, Irak, evet. İran gidecek. Tabii yani onların zaten hedefi o. Bir de bunu Tevrat'ta geçtiğini zannediyorlar uydurma bir şekilde. Aynen. Aslında bir sarı öküz muhabbeti vardır. Bilir misiniz hiç duydunuz mu? Yok duymadım. Nerelisiniz? Biz Kütahyalıyız. Sizin o tarafta var öyle bir hikaye galiba. Nasıl? Evet. Şimdi 9 tane öküz bir tane tilki bununla gitmeye korkuyor. Diyor ki ya ben sizi rahatsız etmeyeceğim. Şu sarı öküzü verseniz aslında diyor. Ben de bırakıp gideceğim diyor. Önce sarıyı alıyor. Sonra diyor ya bu kırmızı da kafamda kılıyor derken kırmızıyı alıyor. Derken bütün sürüyü alıyor ve bütün sürüyü dağıtıyor. Olay aslında buradan ibaret anlayana. İsrail'in de hedefi mi? Aynen. Sarı öküzden bütün topraklara yerleşiyor. İsrail aynen. Aslında burada dik durulsa hiçbir şey olmaz ama maalesef dik duramıyoruz. Bizim de dik duramıyoruz derken yani bir bunun bedeli olduğu için. Şimdi Tayyip Erdoğan'da ben aslında bir şey diyemiyorum haklı olarak başkan. Ama dik durmak gerekiyor ama durmak da çok zor. Bir ikilemedeyiz şu an. İnsanlık acısı bir durum. Çocukların öldürülmesi, hastanenin bombalanması falan vahşet bir durum. Tabii Türkiye, Hakan Fidan Mısır'a gittikten sonra Türkiye orada bir ön planda olmaya başladı. Tabii ne diyelim? O bölgeye bir atom bombası atma planları var. Ne olur eğer o bölgede böyle bir bomba kullanılsa?
insanlık orada biter. Belki tüm dünyada da biter. Evet, Hiroşima'da atılmıştı yıllar önce falan. Yani bir şey daha inmiyordu. Orlarda da aynısı olur. Türklerin şu anki Recep Tayyip Erdoğan bunu yapmaya çalışıyor. Turan Birliği'ni kurmaya çalışıyor. Turan Birliği'ni kurarsa inşallah daha farklı bir plan olur. Orada Türkler oraya girdi mi zaten kimse giremez. Tabii orası zaten 400-500 yıl Osmanlı döneminde bizimdi. Evet, Abdülhamit Han döneminden sonra Cumhuriyet kurul Abdülhamit Han yıkıldıktan sonra bizim elimizden çıkmış. Bu Filistinli din kardeşlerimizim diyelim artık. Onlar toprak satmış diyorlar. Kimisi satmamış. Kimisi Abdülhamit Han mekanın cennet olsun satmamıştır yani. Bildiğimiz kadarıyla, araştırdığımız kadarıyla. Sadece bizim bildiğimiz Filistinlerini satıp şey yaptı ama İngilizler sayesinde olmuş bu. Bu kadar. İngiliz oyunları orada evet, devam ediyor. Evet. Ülkemizde de devam ediyor ama biz buna fırsat vermiyoruz. Çok şükür. Peki İslam alemi çok sessiz kalıyor. Eğer bir birleşsek, 1,5-2 milyara yakın Müslüman alemi var orada. Fakat herhangi bir ses çıkmıyor. Neden acaba? İslam alemi şu an ebabil kuşlarını bekliyor. Ama ebabil kuşlara gelse onlar değil bizi taşlar. Bu bir gerçek. Başka da bu kadar. Evet, Siyonizmin zulmü artarak devam ediyor. Evet. Şimdi de hayalleri bölgeye atom bombası atmak. Bunu bakanlara dile getirdi. Evet, ne olur bakan, o bölgeye? Bakan o faal bakan mecliste mi şu anda bilmiyorum. Aktif herhalde olarak bakanları. Öyle miymiş? Öyle, iktidarı şu andaki hükümetteki bakanlar bilirse fecaat yani. Fecaat bu durum. Bunlar şöyle bir şey var. 3000 yıl evvelki bir masalın hikayenin peşinden gidiyorlar. Neymiş efendim? 3000 yıl evvel, 4000 yıl evvel birisi birileri kutsal kitapta yazmaz zaten bunlar da. Kendilerine göre bir yazmışlar hahamları o zamanki. Ne demişler? Arzu Mabut diye bir hikaye uydurmuşlar. Yasaya diye bir kitapları var. Birkaç tane daha kitapları var. Kutsal kitapları bunların çok. Hepsi yani uydurma bir bahşedilmiş yani, zaten uydurma olmasaydı onlardan sonra İncil geldi. Hazreti İsa geldi, ona inanırlardı. Uydurdular, kendileri de inandılar söyledikleri yalana ve de onun peşinden şu anda gidiyorlar 3000 yıl evvelki şey. Bir hayalin peşinden gidiyorlar. Neymiş efendim? Arzu Mabut, bu topraklar bizim diyorlar. Ya be kardeşim, 3000 yıl evvelki şeyin peşinden gideceğini ya kafayı değiştir biraz. 3000 yıl evvelki dünya yok. Bize diyorsun ki gerici. Biz 1400 evvelki olayı peygamberimizin peşinden gidiyoruz. En son kitaptır. En yenisi bizimkidir. En yenisi bizimkidir. Sizden sonra bak İncil gelmiş, Hazreti İsa gelmiş. Hazreti İsa'yı çarmıha gerdirmişsiniz Roma'yı o günkü iktidara, otoriteye, Yahudiler fitne sokarak. O Hazreti İsa'ya, peygamberimize, bizim de peygamberimiz, o da İslam'dı çünkü. Allah'ın tek dini vardır, İslam'dır. Peygamberleri de İslam'dır. Yani ne zaman ki bunlar değiştirip peygamberlerinden, sözünden, kitabının yazdıklarının şeyinden çıktıkları anda zaten kafir ve gayrimüslim oluyorlar veyahut da Hristiyan veya Yahudi oluyorlar. Yoksa İslam'dır. Değişen bir şey yok. Hepsi İslam'dır. Kardeşler, o zamanki peygamberlere inananlar bizim kardeşlerimizdir. Yahudiler de o zamanki. Şimdi bunlar, şuraya geleceğim. Bunlar bu şeyin hayalin peşinden giderken de dünyayı yakıyorlar. Neymiş kitaplarında şu yazıyormuş. Sırlarını, hayvanlarını öldüreceksin. Çocuklarını öldüreceksin. Annelerini öldüreceksin. Bebeği öldüreceksin diyor ya. Böyle bir Allah'ın böyle bir kitabı olabilir, olur mu? Olamaz. Olur mu ya? Olur mu böyle bir şey ya? Nasılsa. Ve bunu Allah adına söylüyor. Bu adam kafirden kafir. Daha beter. Niye kafirden kafir? Allah yerine kendini koyuyor. Kendini Allah Rabbi yerine koyuyor ve onun adına karar veriyor. Bu ne kadar kötü bir şey ya. Kendi o düşüncesini ya da o hakim olduğu ve şeyi ilahlaştırıyor. 3000 yıl evvel sözünün peşinden gidiyor ve bu dünyada bunu yapıyor. Ve bunu bütün dünyada ülkeli bir evvel Hristiyanların içinden bir toplum da bulmuş. Bütün Hristiyanları da böyle kandırmış. Dünyanın gözü önünde çoluk çocuk öldürüyor, katlediyor adam ve dünyanın bütün ülkeleri, süper güç, Avrupa'nın medeni denilen ülkeleri buna ses çıkartmıyor ve bunu destekliyor. Bizim Erbakan hocamızın bir sözü vardır. Birleşmiş Milletler derken bu iki şeyi ayırırdı. Bir leş derdi. Ve maalesef biz de buna üyeyiz. Bütün dünyayı 100 sene evvel, 120 sene evvel böyle bir düzen kurarak
Dünya Savaşı'ndan sonra bütün herkesi ona bağlamışlar. Bu düzeni kurmuşlar. Bu düzen karışmadan, şu anda dünya karışmadan bu düzen yıkılmaz. Yine bir savaş lazım. Buna uğraşıyorlar ama bu onların sonu olacak. İsrail'in sonu olacak. Allah nurunu tamamlayacak. Hristiyanların da inşallah aklı başında olanları yola gelecek. Onlar da bize katılacak. Çünkü çok aldatılıyorlar. Yani Yahudiler tarafı, Siyonistler tarafından kötü bir oyuna şey olmuşlar. Yani bunların bir an evvel uyanması gerekiyor. Dünyada tekrar İslam olacak. Kesin olacak. Allah'ın vaadi var. Biz buna bütün kalbimizle inanıyoruz. Peki o bölgeye bir atom bombası atılsa, Gazze bölgesine, bütün dünya etkilenmez mi? Ya şimdi bunu atsa o da bir düşünüyor. Kendisi de etkilenecek. Öyle bir yere atması lazım ki kendisinin de etkilenmemesi lazım. Ama atom bombası böyle bir şey değil ki, yani etkileniyor. Şimdi küçük bombalarla oradaki sadece lokal bir şey yapmaya çalışıyor. Karadan da gidemiyor farkındaysanız. Ha, gidebilir de yani. Karadan da gidebilir. Yani bunu da ama bütün bu aslında bütün Müslümanlar için bir imtihan. Bütün herkes için imtihan. Kesinlikle. Allah İslam alemi çok sessiz kalıyor. Allah bizim uyanmamızı istiyor. Ve diyor bazen diyor sizin içinizden öyle bir hayırlı ümmet çıksın. Hani benim adıma savaşsın, benim adıma mücadele etsin. Eğer etmezse diyor onu helak ederim. Atarım kenara. Bizi atar kenara. Rabbim büyük. Başka bir ümmet çıkartır. Çıkartır mı? Çıkartır. Amen. Biz burada Allah'ın emrine ne kadar uyuyoruz? Allah'ın dediğini ne kadar yapıyoruz? Biz burada ne taraftayız? Kimin tarafındayız? Bir şeytanın tarafı var belli ortada. Allah'ın peygamberini katleden bir şeytanın tarafı var. Katletmiş. Bugünlere kadar gelmiş. Hala onu savunuyor. Bir tarafta da hakkın davasını yürüten bir avuç insan var. Allah çok azınlıkları çoğunluklara galip getirmiştir. Onların çok olması hiçbir şey fark etmiyor. Allah yanımızda, arkamızda olmaz. Hiç. Ama insan şöyle bir şey de bekliyor. Şimdi ilk 7 Ekim'den sonra onlar hızla birleştiler. Avrupa Birliği, Amerika hemen desteğini, evet, uçak gemisini gönderdi. Ama Müslüman alemi birleşemedi. Birleşemiyor. İnsanlar, çünkü Müslümanlar niye? Çünkü buna niye? Çok üzülüyor. Çünkü niye? Bütün bu devleti İsrail'i kurarken bunlar öyle bir şey yapmışlar ki bütün dünyadaki idarecileri bir şekilde 10 milyonluk insan nasıl dünyayı yönetsin? Ama dünyadaki bütün liderleri, ülkelerdeki şeyleri ticaret yoluyla, şey yoluyla, ekonomi yoluyla bağlamışlar kendilerine. Para sistemini kurmuş, banka sistemini kurmuş. Ona hepimizi köle yapmış. Şu anda kartsız bir insan yok. Kredi kartsız, cebinde kredi kart. Bu sistemle biz onlara bağlıyız. Maalesef bağlıyız. Bu sistemden nasıl çıkarız? Büyük bir problem. Ama işte dediğim gibi dünyadaki bütün İslam ülkelerinin liderleri şu anda hiçbir şey yapamayacak durumda. Ama halklar eğer şu anda görüyorlar bütün Avrupa'da bile insanlar İsrail'e büyük bir tepki gösteriyor. Bu tepkiler o dünyadaki o ülkelerin liderlerini hizaya getirecek. Şöyle bir düşünecekler. Eğer biz bu dava bu şekilde siyasetimizle devam edersek ilk seçimde bu 4-5 senede her ülkede seçim var. 4-5 sene sonra bunu halk bizim hesabımızı görecek. Onun için eğer tekrardan iktidara gelmek istiyorlarsa veyahut da o İsrail'deki Siyonist iktidar dünyadaki iktidarlarını devirmek ettirmek istiyorsa bir yerde buna dur demesi lazım. Yoksa demezse zaten ülkelerdeki ilk seçimlerde siyasetçiler değişecek. Daha ılımlarını, daha iyilerini mi seçerler o dünyadaki o toplumların işi. Ama İslam ülkelerinde inşallah bu şu andaki yönetimleri, şu andaki iktidardaki olan şeyler, Arabistan olsun bilmem. Arabistan krallık zaten, demokrasi yok, orada seçim meçim yok da öbür Müslüman ülkelerini söylüyorum. Oradaki halk durumu değiştirmezse, nasıl Suriye'deki halk kendi başlarına bir lider seçemedi. Biz seçtik. Allah nasip etti. Bir liderimiz var bizim kafamızda. Allah'ın izniyle. Ama Suriye'deki halk öyle bir halk ki kendi başındaki o adamı değiştiremediği için ne zulümler gördü. Bir lider çok önemli. Kesinlikle. Lider çok önemli. Çünkü bak
Saddam'ı değiştiremedi, öldürdü. Esad'ı da öldürürdü. Esad istediği gibi adam. Öldürmüyor o yüzden. Çünkü yerine gelecek olandan korkuyor. Kim gelecek? Allah'tan bizim liderimiz var da böyle durumlarda kalkıyor ve söz söyleyebiliyor. Tabii işte onu diyorum. Biz halk olarak yine biraz atalarımızdan, şeylerimizden bizi çok aslında bir dünya savaşından sonra İslamiyet'i ülkede yok etmek için harfimizi, hilafeti her şeyi kaldırarak bizi dinle aramızı açıp bizi Arap ülkeleri tamamen düşman edip bizi daha kendi kafalarına göre Batı'ya uygun bir toplum yapmak istediler, becerdiler. Bir seviyede o duruma geldik. Gelmedik değil. Ama Allah yine bu ülkenin içinde imanlı insanlar var da bizi şu anda şu durumdayız. Hiç olmazsa liderimizi Müslüman olarak seçebiliyoruz. Bu büyük bir nimet. Bu büyük bir nimet. Öbür İslam ülkelerindeki ülkelerdeki insanlara da Allah nasip etsin. Halkın içinden imanlı, halkının sözünü dinleyen, Allah'ın yolundan giden idareciler, onlara da Allah nasip etsin.